Evet kıymetli dostlar, bugün tarih 26. 27 ya. Ya 27 mi? 27 yapsak. 21. önceden gidelim. 27. Yok yok, 27'si zaten. Zaten 27'si. 27'si mi bugün? 27'si. Arkadaşlar kusura kalmayın. Şunları da çek de bir şey be. Dur, geleceğim oraya hocam, heyecan. Sen de gel şuraya. Şimdi burada bir güzel bir çalışma yapıyoruz. Sabahattin Bey, sayın muhtarımız. Uzunluköy muhtarı. Uzunluköy muhtarı aynı zamanda. Bugün hava da çok sıcak arkadaşlar. Bundan 4-5 gün önce bizleri gece bu tarlaya getirdi. Şu araziye bir çekebilir misin başkan? Böyle güzel bir, güzide bir yeri var muhtarımın. Bana şunu dedi. Adem Bey, ben bu fındıkları elimle büyüttüm dedi. Doğru. Kaptan gelir misiniz şöyle? Bu tarafa gelir misiniz? Gel gel burası. Öyle kaçamak yok. Ben de dedim ki sayın muhtarım, gece saat 9. Sen dedim bunu elinle değil, yüreğinle de büyütsen yapamamışsın. Doğru mu? Doğru. Dedin mi? Dedim. Değerli arkadaşlar, neden olmuş, neden olmamış ona gireceğim. Ama ben iki kelam almak istiyorum. Bizi nasıl buldu muhtar? Onu öğrenmek istiyorum. Evet muhtarım. Evet, ben diğer arkadaşlardan aldığım sözle bir sene önce Adem arkadaşım sonra bakacağız hocam. Ve onu şöyle Karacalı köyünden Orhan arkadaşımın tavsiyesi üzerine dedi ki ya dene. Denemekte bir zararın yok. Yani organik olarak başka gübrede kullanmıyorum. Gel de bir fındığıma bak. Artı yeni fındıklara dahi denemek için 3 Ocak yaptım dedi. Olmaz böyle bir şey dedi. Ya adamlar sadece kimyasal olarak değil, denemek için bir ürün verdiler bana ama dedi ben en sonda karar verdim tarlamın hepsini atmaya. Ve ben de bu fezden şey alarak aynı şekilde ben de Adem Bey'i buldum ve gece saat 9.30 gibi tarlaya geldim. Ve Adem Bey dedi ki bu fındık büyümez. Neden? Fındığı derin dikmişim bir. Artı fındık da yedi işte. Beni ilk zaman yakalasaydım ben bu fındığı 30 santim 40 santim daha fazla. Bu ne? Kurt. Hemen başlamış. Kurt. Kurta bak kurta. Beni ilk zaman yakalasaydım bu fındık bu kadar daha olurdu. İnşallah bugün pazar günümüzü Adem Bey ve arkadaşlarına ayırdık. Biz de bunun tavsiyesi üzerine deneme ve ilaçlama yapıyoruz. Hem gübreyi hem de sulamayı yapıyoruz. Arkadaşlar. İnşallah iyi olacak. Arkadaşlar muhtarıma göre deneme ama biz bizim standartlarımız bu. Değerli muhtarım güzel iş yapmış burada. Kendilerini tebrik ediyorum ama eksik yapmış. Doğrudur. Şimdi hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Eksiklerimiz olacak. Neden eksik yapmış? Abim 2 yıl tüpte bunu büyütmüş bu fındığı. Hı-hı. Gelir misin? Bak göstereyim sana muhtarım. Tamam. Bak. Doğru. 2 yıl tüpte yapmış. 2 yıldan sonra 2 yılda burada bekletiyor değil mi fındığı? Maalesef. Bak arkadaşlar. Fındık derin düştüğünden dolayı sürgün patlatamamış. Doğru mu? Çiftçi arkadaşım. İsminizi bağışlar mısınız? Haşim Bey. Şimdi Haşim Bey de burada ilaçlamanın kaptanlığını yapıyor. Kendilerine bizzatihi göstermek istedim. Onun için ufak kazmamı aldım. Buraya geldik. Bir. Bunu gösterdik. İkna oldun mu sayın muhtarım? %100. %100. Değerli arkadaşlar ayrıca bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Bizim bu Çarşamba Terme Ovası'nın en büyük derdi bu. Toprak kirli toprak sevgili abim. Doğru. Nereye gidersen git. Az önce kurdu size gösterdim. Hı-hı. Şimdi o kurt şuradaki kosayı yemeye geliyor. İşte burada mevcut olan bitki artığını yemeye gelmiş. Abi aha buraya bir şey gel, bunu da yapalım. Şimdi bu kirli toprak olduğundan dolayı senin kök erken çalışmıyor. Hı-hı. Burada anlaşabildik mi? Anlaştık. Sayın muhtarım. Bizim bu çalışmayla ne yapacağız sevgili çiftçi arkadaşlar? Bu topraktaki kili, kireci kıracağız. Neyle kıracağız? İşte burada gördüğünüz gibi leona adetimizle kıracağız. Bakın arkadaşlar yine fındığı derin diktiği için bu sevgili muhtar bey derin diktiği için ben hatta 5 santim daha açtım bunun derinlemesine. Dipten gelecek olan şurayı çeker misin başkan? Bak burada yeni sürgün
çıkmakta 6 ay gecikmiş. Muhtar. Evet abi, anladım. Heh, burada 6 ay daha senin için geldik. Tamam baba. Heh, şimdi biz de bu leonardizimizi biz etraflıca şöyle 25 santim genişliğinde kökle beraber bunu yaptığımız zaman bu topraktaki mikorize çalışmasını yapacak. Toprağı aslında bunu böyle bu şekilde karıştırmamız lazım Sayın Muhtar. Bak. Gerçeği bu. Anladın? Gerçeği bu arkadaşlar. Bunu toprakla karıştıracağız. Bunu toprakla karıştırdığımız zaman bu aynı zamanda hem bu topraktaki yumuşamayı yapacak, kili kireci kıracak değerli muhtarım. Hem bitkimizin burada eksik olan minerallerini hem organik maddesini artıracak hem de fındığın hızlıca yani bu fındığımız pH'i 5,5-6,5 aralığındaki pH'i sever. Senin buranın pH'i 7'nin üzerinde, 7,5 civarında. Doğru mudur? Yani hastalık gibi bir şey var. Öyle evet. Mi? Yani pH'imizi kıracağız. Bu pH'imizi biz ne kadar kıramazsak o kadar attığımız sürgünlerin de ucunu açmış olalım yani. İşte biz ne kadar bu pH'i yüksek bir şekilde bitkilerimizle buluşturursak o kadar verimsizlik olur. Yani atmış olduğunuz kimyasal olsun, organik olsun, besin kaynakları bir o kadar engellenecektir. Bitkiye geçişi zayıflayacaktır. Değerli arkadaşım. Yani nereye gidersek gidelim. Şimdi burada aynı zamanda arkadaşlarımızın bir özelliği daha var. Ağaçın bu taş kula. Onu kaldıralım. Bunları koyalım şuna. Baba. Başını koyayım abi. Ağaçı. Evet. Bu yeni yetişecek olan fidelerimizde kullanıyoruz.